Heinrich Böll Cüceyle Bebek Seslendiren Akın Altan İzleyeceğimiz yollar tas tamam belirlenmiştir önceden. İstatistik hizmetinde çalışan altı kişilik soruşturma ekibi her sabah çeşitli yönlerde çıkar gideriz kentten. O gün, könden trene bindiğimde henüz ortalık karanlıktı. Katedral bir hayli yaygın göründü gözüme. Yaygın, yer yer çatlamış. Tren Doyce'da durduğu zaman inip binen olmamasına karşın şeftirenle istasyon müdürü ve kondüktörün birbirleriyle işaretleşmesi acayip ve kasvetli bir oyun gibi geldi bana. Lambalar sallandı, oradan oraya bağrışmalar ve düdük sesleri işitildi. Sonunda lokomotifin pistonu yeniden çalışmaya koyuldu. Ancak mülhaimi geçmiştik ki gün ağarmaya, doğu kesimindeki dağların aydınlanmaya başladığını gördüm. Birden beliren güneş ışığında keskin çizgilerle bir kul alacak karanlıktan sıyrılıp çıktı dışarı. Baktım, saat daha altı. Araştırmalarımızı mümkün olduğu kadar çeşitli biçimlerde yapmaya çalışıyoruz. Tüm formaliteleri bir yana bırakıyor. Üzerinde sorular basılı kağıtlar kullanmıyorum. Elimizin altında bir tek not defteriyle bir kurşun kalem, bir de bağlı kalmak zorunda olduğumuz bir çalışma planı. Şep'in en son buluşu, ziyaret edeceğimiz kimseleri elden geldiğince erken, adeta günlük yaşamın eşiğinde ziyaret etmek. Nankör, ağır bir iş. İşte böylece, az sonra yine paltomun düğmelerini ilikleyip kasketimi uzandım. Çünkü dışarıdan bir sesin, ''Öpladın, opladın!'' diye bağırdığını duymuştum. İstasyondan çıktıktan sonra aşağı yukarı sekiz dakika yürüyüp bana bildirilen adrese geldim. Kırmızı tuğladan ufak tefek bir ev. Zile basıp bekledim. Hep iyi bekledim. Ama hiç ses seda duyulmadı. Yoldan gelip geçenler tuhaf bakışlarla beni süzüyorlardı. İçeride ise çıt çıkmıyor, sarımtırak perde kımıldamadan öylece duruyordu. Yalnız porselen bir cüce, kucağında bir akordeon, camla perde arasındaki pervazda oturuyor, küt parmaklarıyla anlaşılan bir türlü bulup çıkaramadığı bir melodiyi arıyordu. Bilinmeyene doğru bir sırıtış vardı yüzünde. Ancak hayli zaman baktıktan sonra fark ettim ki bir sigara tablasının üzerine çönmüştü. Oyuk kasketinde bir sigara sokuluydu. Bir kez daha çaldım zili. Az önce süt güğümüyle yanımdan geçmiş olan bir kadın bana doğru yaklaştı. Halinde bir yorgunluk. Kimi istiyorsunuz? diye sordu. Bay Maxna'yı diye cevapladım. Kadın başını salladı. Bay Maxna öldü dedi. Peki karısı diye sordum. Karısı hastanede. Kadın başını sallayarak gitti. Bir ara dönüp arkasına bir göz attı. Çünkü ben yerimden kımıldamamış, cücenin suratına bakıp duruyordum. Derken ağır ağır yürüyüp istasyona döndüm. Böyle durumlarda bizzat girişimde bulunup bize verilenden başka adreslere başvurmaya yetkimiz yoktur. Ölen ölmüştür. Genel listede belli bir bölmede bir çizgi olarak alır yerini. Düzel dört trenine atladım. Bladındaki adresin yanına özenle bir çarpı işareti yapıp gazete okumaya koyuldum. Ama sırıtışı bana pek de öyle tesadüfi gelmeyen cücenin umutsuzlukla kaplanmış porselen yüzü bir türlü gözümün önünden gitmiyordu.'' durfa varınca acele ayrıldım istasyondan. Bizim işte yanılmak adeta olmayacak bir şey. Hangi tramvaylara bineceğimiz bile önceden bildirilmiştir bize. Bindiğimiz tramvaylar hiç şaşmaksızın ziyaret edeceğimiz evlerin elden geldiği kadar yakınına getirip bırakır bizi. Tramvaya atladım. Biletçiye bilet parasını uzattım. On dakika sonra bir sigara bayinin önünde tramvaydan inip Dükkandan içeri daldım. Bir öbek pro kutusunun arkasından bir kadın doğrulup kalktı ayağa. Uzun boylu, kas katı bir şey. Kollarının yalnız dirsek kısmından aşağısını oynatıp üst yarımını vücuduna yapışık tutması bir yapmacıklık veriyordu haline. Yüzüne baktım. ''Buyurun.'' diye sordu. Her zamanki sözleri sıralamak üzere derin bir soluk aldım. Bir yandan cebimden kimliğimi çıkarıp tuttum elimde. Adetim üzere konuştuğum kimseyle aramda kişisellikten alabildiğine uzak bir havanın doğmasını sağlamak için konuşmaya bile bile tek düze bir edayla başlar, sorularımı yine tek düze bir sesle yöneltirim karşımdakine. Bir yandan soruşturduğum kimsenin bakmam yüzüne. O günde kadının omuzlarının üzerinden başında pes, kendini deli dolu bir abaya kaptırmış, parmaklarının arasındaki sigarayı tüttüren, ve bir camiye doğru gülümseyen bir Türkiye diktim gözlerimi. Zeka Enstitüsü'nden geliyorum, diye başladım. Günün her saatinde, her yerde, her sınıf halk arasında soruşturmalar yapıp, bazı konular üzerinde insanların nasıl düşündüğünü araştırmaya çalışıyoruz. Size de birkaç soru sormamıza izin verirseniz, bizi minnettar bırakmış olursunuz. Tabii aramızda kalacak konuşulanlar. Sorunuz, diye cevap verdi kadın. Sakin, Ağzı açılmıştı. Aşırı yorgunluktan kaynaklanır görünen bir gülümseme uçuştu yüzünde. ''Allah'a inanıyor musunuz?'' dedim. Kadın ellerini tezgahtan alıp ilkin kalbine sonra başına götürdü. Ağır göz kapaklarını iyice kaldırdı yukarı. Biri durgun ve gri bir göz gördüm. Arkadan başıyla ''Evet'' dedi. Allah'ı nasıl düşünüyorsunuz? Allah üzgün, diye cevap verdi serin kanlı. Bizim onu avutmamız gerekiyor. Bir an sustum. Arkadan, teşekkür ederim, deyip ayrıldım. Aynı soruları 20 dakika sonra bir pencerenin tül perdesinin gerisinde put gibi durmuş, sokaktan gelip geçenleri seyreden bir adama sordum. İsmi Balunda adamın, Parlaklığının yitirilmiş dişleri mavimsi renkteydi. Kolları bir hayli kıllıydı. Perdenin püskülleriyle oynayıp dazlak kafasında ölümsü bir hüzün ifadesiyle bana dönerek "Allah vardı." dedi. Ama insanlar onu öldürdü. Ondan sonra da bir daha dirilmedi. Ziyaret ettiğim üçüncü ev yarı yıkık bir durumdaydı. En son yağmurdan kalma bir su birikintisinde bir çocuk oynuyordu. Uçuk benizli kendi halinde bir şey. Merdivenden doğru bir kadının şarkı söyleyen sesi geldi kulağıma. Güzel söylüyor. Çocuk da hafiften mırıldanıp şarkıya katılıyordu. Sakınarak çıktım merdivenden. İlk katta bir kapı aralık duruyordu. Hamur açmak için masanın üzerine eğilmiş bir kadının sırtı çarptı gözüme. Demin şarkı söyleyen kadındı. Ayak sesimi işitince susup arkasına döndü. Top top kara saçlarının çevrelediği solgun yüzüyle sakin bana baktı. Bayan Dit siz misiniz? diye sordum. Başıyla onayladı. Her zamanki sözlerimi tek düze bir edayla yuvarladım. Ben bile tek düze konuşmamdan taşan büyüleyici ahengin etkisi altında kalmıştım. İlkin sustu kadın. Ellerini önlüğüne kuruladı. Ağzı açık, gözlerini dikerek bana baktı. Allah! dedi İki Allah var. Biri zenginlerin Allahı, öbürü yoksulların. Güçlükle soluk alarak ikinci soruya geçtim. Uzun boylu düşünmedi kadın. Bir tanesi sert ama güçsüz diye cevapladı. Ötekisi yumuşak ama çok güçlü, çok. Teşekkür ederim dedim ama kımıldamadım yerimden. Kadınla göz göze geldik. Bir an sessizlik oldu. Derken ikimiz de gülümsedik. Arkadan merdivenleri inmeye koyuldum. Aktarma trenime yetişebilmek için istasyona seyirttim. Belki de kadına gülümsemem çok uzun sürmüş, vakit geç olmuştu. Oturacak bir yer bulup, not defterimi çıkardım. Düzelde ortadaki soruşturmalarımın sonuçlarını kaydettim içine. Aslında bizim şefin, yazılı şeylere sözlü açıklamalardan daha az güveni vardır. Bizim yanımıza konuşmaları olduğu gibi zapt edecek minik ses alma aygıtları vermeyi tasarlamaktaydı. Böyle bir durumda bize yalnız soruşturmanın yapıldığı çevreyi kısaca tanıtmak kalacak. Ne var ki, şefin kendileriyle iş yaptığı patronlar, anlaşılan şimdiye kadar masraftan kaçınmış görünüyorlar. Saat 12'ye doğru gelsen kirhına indim. Yağmur yağmaya başlamıştı. Yağmur altında usul usul kent içinden yürüdüm. Havada kekremsi bir tat vardı trenlerde. Tren giderken duyulan kokuyu andırıyordu. Acı ve baharatımsı. Kuytuca semtlerden birine geldiğimde de değişmedi havadaki bu tat. Yakıntıların üzerine boydan boya aslan ağızları tutmuştu. Ziyaret edeceğim evin numarasını ararken bir bakkal dükkanının önünde durdum. Reklam için asılmış tabelalar yağmurda donuk donuk parlıyor, öte beriler ıslak camların gerisinde bir akvaryumda yüzüyormuş gibi görünüyordu. Bitişikteki dükkana girdim. Bir berber salonu. Çıt çıkmıyordu. Bir boşluk içine gömülmüş gibiydi dükkan. Geride lastik eşyaların reklamını yapan bir apiş, mavimsi ışıldıyor, onun yanında gözünde alabildiğine memnun bir gülümseme, bir tıraş kreminin güzelliğiyle kendinden geçmiş görünen bir bay seçiliyordu. Lavaboların üstündeki aynada kendimi gördüm. Perişan bir halim vardı. ''Bakar mısınız?'' diye seslenip bekledim. Ama bir kımıltı falan olmadı. Bitişik odalardan birinde çocuklar oynuyordu anlaşılan. Boğuk bağrışmalarını işitiyordum. Oracıktaki bir koltuğa çöktüm. Pipomu doldurup ateşledim. Sonra Çengel'de asılı resimli dergilerden bir tanesini indirdim. Dergi neredeyse üç haftalıktı. Kapağını hala yüzyılın en güzel kadını diye gösterilen, oysa hanidir unutulmuş bulunan bir film yıldızının resmi süslemişti. İkinci sahipede suçsuz olduğunu kesinlikle öne süren bir generalin insancıl yüzü çarptı gözüme. Neden suçsuzmuş? Yazmıyordu. Derken... Hızla dükkanın kapısı açılıp, rüzgar gibi bir genç kız girdi içeri. Amaratlık taşan neşeli yüzü bana yabancı gelmedi. Elindeki not defterini görünce durumu taslamam kavradım. ''Günaydın usta.'' diye seslendi kız. ''Zeka enstitüsünden geliyorum. Birkaç soru sormama müsaade eder misiniz?'' ''Hay hay.'' dedim. Pipomu ağzıma alıp iri iri dumanlar savurdum. Allah'a inanıyor musunuz? Evet, diye cevap verdim. Allah'ı nasıl düşünüyorsunuz? Ben Hristiyan bir kimseyim, dedim. Oh, güzel, diye bağırdı. Gerçekten mi? Gerçekten, dedim. Teşekkür ederim, diye cevap verdi kız. Not defterini cebine koyup koşa koşa basamaklardan çıktı. Kapıyı çatladan kapadı arkasından. Acele etmeden ayağa kalktım. Dükkan sahibinin yanı başında dikiliyor bulunca korktum birden. Adam gençten biriydi, saçları dağılmıştı, terlemiş görünüyordu. Gülümsedi. ''Affedersiniz'' dedi. ''Çok beklediniz mi?'' Yo yo'' diye cevapladım gülümseyerek. ''Ne buyurdunuz?'' diye sordu. ''Lütfen tıraş bıçağı verir misiniz?'' dedim. ''On tane ama çabuk tarafından.'' Dükkan sahibi rafa koşup bir paket tıraş bıçağı aldı, bana uzattı. Parayı önüne atıp dışarı fırladım. Köşe başında meslektaş bayana yetişip peşi sıra yürümeye koyuldum. Yağmurun altında yürü babam yürü. Hemen bütün kenti bir baştan bir başa arşınladık. Demir fabrikalarının, dev kuruluşların, maden ocaklarının önünden, işlek caddelerden ve büyük bir parkın içinden geçtik. Meslektaş bayan Tas tamam benden öğle sonrası için ziyaret etmem istenen adresleri dolaşıyordu. Anlaşılan gezileri planlama dairesi bir hata yapmıştı. Sonunda geç vakit meslektaşımın arkasından istasyona geldim. Ama eve gitmeyi canım istemiyordu. İstasyon yakınındaki bir sinemaya girip oturdum. Sıcacık ve sessizdi içerisi. Asıl filmin başlamasından az sonra uykuya daldım. Sinemadan çıktığımda Yağmur hala atıştırıyordu. Güney yönünde kalkan bir treni atladım. Oturduğum yerde dalmışım. Ancak tren durunca uyandım uykudan. Karanlıkta bir sesin "öpladın, opladın, burası opladın" diye bağırdığını işitinceye kadar kestirmiştim. Fırlayıp kalktım. Ağdan kasketimi alıp acele indim trenden. Ancak Turnike'ye gelip durduğum ve tren yoluna devam ederek. Karanlıkta usul usul yanı başımdan geçip gittiği zaman aklıma geldi. Hopla görülecek bir işim kalmamıştı. Bundan sonraki tren bir saat sonra kalkıyordu. Yavaş yavaş yürüyüp sabahleyin ilk ziyaret ettiğim eve gitmekten başka yapacak bir şey bulamadım. Daha uzaktan evde ışık yakılmış olduğunu gördüm. Acele yaklaştım. Kapıda Max Na isminin üzerine bir kağıt yapıştırılmıştı. Yolun karşı tarafına geçip Penceredeki cüceye baktım. Arkadan vuran ışık altında adeta canlı gibi duruyordu. Odanın içinde bir yandan bir yana kırmızımsı bir manto giymiş genç bir kadın yürüdü ve ansızın kalktı perde. Gecelikli ufak bir kız pencerenin pervazına yaslanıp bebeğini sımsıkı camlara bastırdı. Eskimiş, kirli bir bebek. Ama ben yine elimi kaldırıp bir işaret yolladım bebeğe. Kız korktu sert bir hareket yaptı. Bu arada çarpıp yere düşürdü cüceyi. Cücenin tuzla buz olduğunu sesten anladım. Kısa süren bir şıngırtı işitilmişti yalnız. Kız gözden kayboldu. Bebek yan yatmış camlara dayalı hala duruyordu yerinde. Diken diken saçları vardı. Bebeğe bir işaret daha yollayıp usul usul yürümeye koyuldum. Derken bir başka odadan doğru bir bağırtı geldi kulağıma. Anladım ki kız dayak yiyordu. Çocuklar habire dayak yerler. Hemen her vakit suçsuz yere, her vakit boş yere. Allah vere de, dedim, çok dayak yemese kızcağız. Yolda bir kez daha durup dinlendiğinde sesler kesilmişti. Kızı bir de babası dövmesin diye dua ettim. Belki ölmüş de adam. Ya da şimdi gece var diyasında çalışıyordu. Belki de sokakta gerçekten kara bir adamın durup bebeğe işaret ettiğine inanacaktı. Bir şeyler olsa da kız bir daha dayak yemeseydi. Çok ağır adımlarla yürüyüp istasyona döndüm. Son